Yılın en çok merak edilen iki filmi tüm dünyada aynı anda vizyona girdi. Bir tarafta Barbie, bir tarafta Oppenheimer. Hatta Türkiye'de ikisinin birden biletleri bugün tükendi. Rekabet büyük, iki filmin konusu bambaşka. İzleyici kitlesi çok farklı da olsa soru şu, gişede ne kadar hasılat getirecekler, kazanan kim olacak? Herken. Harbi seviyoruz ama Barbie iyidir ya. Oppenheimer. Bebekleri falan muhakkak alıyor, sürekli takip ediyoruz. Bir tarafta Barbie, diğer tarafta Oppenheimer. Sinema severler bu iki filmi uzun süredir bekliyordu ve merakla beklenen o iki film bugün vizyonda. Biletler de çoktan tükendi. Biz zaten hafta sonu almaya çalıştık. Bugün yarın full yani direkt. Boş yer yok herhalde, haftaya çarşamba falan gitmeye düşünüyorum. Beyaz Perde uzun zamandır böyle rekabet görmedi. İki büyük yapım Barbie ve Oppenheimer dünyada aynı anda vizyona girdi. Rekabet başladı. Gişeden hangisinin galip çıkacağı merakla bekleniyor. Hala seviyor şu an bu 30 yaşına rağmen. Düşünüyorum izlemeyi. Çocuk filmi olduğu için gitmek istemem. Oppenheimer gibi böyle beklentisi yüksek bir film, kötü olma şansı vermiyorum. Çocukluğun kahramanlarından Barbie'ye sanılanın aksine her yaş grubundan ilgi yoğun. Dünyanın belki de kaderini değiştiren bilim insanı Oppenheimer'ın hayatını anlatan filmde ise beklenti kapalı gişe. Filme gitmeden önce tarihi araştırma yapıp izlemek daha sağlıklı olacaktır. Yani bilgisiz katılabileceğimiz bir film değil. Eski model kameralarla çekiyormuş. Kullanılan pembe boyalar yüzünden dünyada pembe kıtlığına yol açan Barbie'nin gerçek dünyaya gelmesiyle hikaye başlıyor. Filmde Barbie'ye her zamanki gibi Ken eşlik ediyor. Margot Robbie ve Ryan Gosling başrolde. Çocuk filmi gibi değil aslında. Çok fazla verdiği mesajlar da var. Evde koleksiyonum var hatta var. Gelecek misin Barbie'nin filmi? Aynen, oyuncakları da var, Barbie oyuncakları. Bilimle de futbola daha çok meraklıdır bu. Nereye iki ayrı bilet alacak? Tabii ki. Olmadı öyle yapacağız değil mi kızlar? Aslında ikisini de izleyip karşılaştırmak çok güzel olur. Bu arada nihai olarak kazanan kim olur bilemeyiz ama Barbie dünya çapı gişe hasılatında şimdiden Oppenheimer'ı ikiye katlamış durumda. Tabi uzun vadede bakmak lazım. Biri popüler kültür, diğeri yıllarca izlenebilir, uzun erimli olabilir Oppenheimer. Sosyal medyada her gün yeni bir trend çıkıyor karşımıza. Şimdi de AI cover gündemde, yani yapay zeka şarkıları. Ünlüler, akademisyenler, siyasiler şarkı söylüyor. Biz de gülümseyerek dinliyoruz ama yapay zekayı kötüye kullananların sayısı da az değil. Hatta o kadar ki Birleşmiş Milletler alarma geçti. Yapay zeka için ilk kez toplandı. Tehlikeye karşı da uyardı. Ben vicdansız, ben insafsızın kızı, ben ançar kedi. Kanye West nankör kediyi söylüyor. Amerikan eski başkanı Donald Trump kara gümrük yanıyor diyor. Profesör Doktor Celal Şengör anlayamazsını yorumluyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni alıyor. Ya onların ağzından çok farklı ifadeler çıkarsa? Bu memlekette olanlara akıl duruyor. Hafsalası almıyor insana. Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Ünlü isimler, siyasetçiler, hiç aklınıza gelmeyecek şarkıları, türküleri, marşları seslendiriyor. Şaka değil ama gerçek de değil. Sosyal medyanın yeni trendi yapay zeka şarkıları. Sosyal medyada AI cover olarak biliniyor, günden güne yeni şarkılar çıkıyor ortaya. Hatta hayatını kaybeden sanatçılar yapay zeka ile yeniden şarkılar söylüyor. Bir anda çocuk oldum, saklandı kederleri. Burada sistem çok gelişmiş bir durumda. Sizin ağzınızdan ben birkaç cümleyi alabilir ve daha sonra analiz işlemini gerçekleştirerek aynı sizin söylediğiniz ifadeler, cümleler gibi, sizin tonlamanız gibi yapay zekaya seslendirme işlemini gerçekleştirebilirim. O gün yine bana ayrılmak düşer. Deli gibi döne savrulmak düşer. Parça kesilip birleştirilmiyor. Yapay zeka uygulamaları sesi kopyalıyor, sonra da istenilen şarkıya kopyalanan ses ekleniyor. Sesimi klonlaya tıklıyorum. Artık bundan sonraki süreç içeriğin gönderilmesi, sesimin analiz edilerek istediğim metnin seslendirilmesi oluyor. Ve açalım bakalım ne besteledi bize. Bir tekno parça besteledi ve hiçbir yerde olmayan bir parça. Saplarına bir gece, hatalarına bir refler, sevgisizliğine bir tanrı.
montaj videolar ya da montaj parçaları anlayabilmeniz kolaydır. Yapay zeka bir parça halinde sunulduğu için çok ciddi ve başarılı olan uygulamalarda insanın anlayabilme şansı söz konusu değildir. Yapay zekadan şarkılar işin eğlence kısmı, hatta hoşumuza bile gidiyor, ama kötüye kullanımla birlikte eğlencenin tadı bir anda kaçıyor. Konuyu Birleşmiş Milletler de gündemine aldı. Manipülasyon ve ayrımcılığa karşı uyarı geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilk kez yapay zeka için toplandı. Genel Sekreter Guterres, yapay zekanın terör ve suç için kullanılması halinde büyük yıkım olacağına dikkat çekti. Bu itibar suikastleri açısından da bizi bekleyen ciddi bir tehlike. Ama artık bu ciddi manada tehdit ve tehlikelerle bizi karşı karşıya bırakmaya başladı.